Selamünaleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Bugünkü skuter incelememizde Kaobo'nun çift çeker en küçük skuteri diyebiliriz. Ya da çift çekerler arasındaki en küçük skuter diyebiliriz. Kaobo Mantis 8'i inceliyoruz. Skuterin etrafında bir döneyim. Gerçekten boyut olarak küçük. Ya küçük dediğime de bakmayın, aslında bir martı büyüklüğünde bir skuter. Yani küçük olarak hani bir önceki videoda incelediğimiz skutura göre tabii ki küçük, ama piyasadaki skuturlara göre normal boyutlarda diyebiliriz. Şu tekerlekleri düzelteyim. Çift çeker bir skutur bu. Bir motor arkada, bir motor önde var. 800 watt, 800 watt, 1600 wattlık standart bir gücü var. Maksimum galiba 2500 watt'a kadar çıkabiliyordu. Yani bir anlık patlamada 2500 watt oluyor. Sürekli sabit olarak değil. Peki 800 watt, 800 watt yokuşları tırmanabilir mi? Çok rahat tırmanabilir. Şimdi hemen çektiğim video araya bir girsin. Şu an bir deneme yapıyorum. Eko moddayım. Tek çeker. Tek çeker. Biraz ivme alacağız. Yok, çıkamıyor. Bu da yok. Eko moddan çıkıyorum. Hesapta turbo mod. Bir daha ivmeyle çıkmaya çalışacağım. Belki çıkabilirim bu sefer. Çift çeker alacağım. Çift çeker kesin çıkar. Şu an çift çeker aldım. Eko moddayım. Deniyorum. Rahat çıkıyor. Çift çeker. Eko moddan çıkıyorum. Turbo moddayım. Biraz daha hızlı çıkması lazım. Çift pati çekiyor. Çok rahat. Çok rahat çıkıyor. Buraya çıkabilmesi için ne olursa olsun bir skuterin çift çeker olması gerekiyor. Tek çeker buraya çıkamıyor. Bir önceki videomuzda zaten gördük, 15 derecelik bir açısı var bu yokuşun. Şu an sıfır konumunda. Dereceyi ölçtüğümüz zaman 13, yani 14 derecelik, 14 açılık, 14 derecelik bir açıya sahip. Ama sanki 14 dereceden çok daha yüksek gibi duruyor. Anlamadım yani niye böyle. Gördüğünüz gibi yokuşu çok rahat bir şekilde tırmanabiliyor. Benim boyum 1.70, kilom da 82 kiloyum. Yani 82 kiloluk bir insanı çok rahat bir şekilde taşıyabiliyor. Peki bunun motor güçleri 800 watt dedik. Bu 800 wattı güçleyen pil nedir? Pilimiz 874 wattlık bir güce sahip. 48 volt, galiba 12,5 amperlik bir pil var bu cihazda. Bu da 874 wattlık bir pili. 274 watt olunca 800 wattlık bir motoru çok rahat bir şekilde götürebiliyor. Dolayısıyla Eco modda bu cihaz 60 kilometre yol yapabiliyor. Eco modumuz neydi? 20-23 kilometre arasında bir hız. Tabi çift çekeri aldığınız zaman 1600 watt yapmış oluyor. 800 wattlık bir pil var içinde. Dayanmıyor. Ya bu skuter dünyasında hep böyle, çift çeker ve turboyu açarsanız, yani maksimum gücü açarsanız hiç pil dayanmıyor. Evet dostlar, şimdi zaten bir deneme yapacağız. Sabah sabah işe gideceğim. Skuterimiz hazır. İşe hiç bu skuterla gitmemiştim. Denemeyi yapacağız bakalım. Şu an gördüğünüz gibi 1823 kilometreliyim. Ve pilimizi full doldurdum. Evet, full doldurdum. Ve mod olarak eco kapalı, turbo açık vaziyette. Duruma göre single ya da yani tek çeker ya da çift çeker olarak gideceğiz. Ama eco modu kullanmayacağım. Çünkü hızlı bir şekilde işe gitmek zorundayım. Bakalım pilimiz kaça düşecek ve şurada bir daha göstereyim. Kaç kilometre yol yapacağız. Hadi bismillah diyelim, yola evet, çıkalım. Şu an iş yerine geldim. Yani gelinebiliyormuş bu skuterla da. Kilometre 1843. Buradaki kilometre sayacına göre 20 kilometre. GPS verisine göre 21.7, yani yaklaşık 22 kilometre yol yapmışız ve pilimiz bakın yarı yarıya bitmiş. Yani 20 kilometre, bu göstergeye göre 20 kilometrede pilimiz 47.6'ya düşmüş. 42.5'ten sonra zaten skuter çalışmıyor, yani halen performans varmış ve dediğim gibi Eco
mod kesinlikle hiç açılmadı. Zaten olanaksız eko modda gitmek. Turbo modu açıktı ve tek çeker ya da çift çekerdi. Şöyle söyleyeyim. %65 çift çeker gittim. %35 tek çeker gittim. Bilginiz olsun. Ve 20 kilometre yol rahatlıkla gidebilmişim. Peki güvenli miydi? Kesinlikle güvenliydi. Ama maksimum hız GPS verisine göre 57 kilometreye çıkmış. Yani maksimum hız biraz düşük. Onu söyleyebilirim. Fakat kesinlikle yoldaki duruşu falan, hani boyutuna göre falan mükemmel bir şekilde gidiyordu diyebiliriz. Durum bu. Pil evet, durumu dostlar, bu yani. Şimdi akşam oldu. Eve gideceğim. Bu sefer komple tek modda, yani tek çeker modunda ve eko modda gideceğim. Bakalım ne kadar pil tüketeceğiz. Bu sefer yolumuz biraz uzun olacak ama sahil şeridinden gideceğim. 1843 kilometredeyim ve pilimiz 55 voltta, yani full dolu. Sabah geldiğimde adaptörü taktım ve pili full şarj ettim ve şu an 55 voltta. Kilometreyi bir daha gösteriyorum. 1843 kilometrede. Bakalım eve gittiğimizde kaç kilometre olacak ve voltajımız kaça düşecek. Ve her şeyden önemlisi, eve gidene kadar hiç turbo moda ya da çift çekere almadan gitmeye çalışacağım. Bakalım ne kadar pil tüketeceğiz. Evet dostlar, eve kadar geldik. Gerçekten çok uzun bir yolculuktu. Yani yaklaşık 1,5 saat falan sürdü. Yani 20 kilometre hızla gitmek çok yoruyor ya. Çok yoruyor. Yaptığımız kilometre şu an 1868 olmuş. Yani 25 kilometre yolu yapmışız. Pilimiz de 49.7 volta düşmüş. Yani sabah gittiğimizden daha fazla kilometre ama daha az voltaj. Neden? Çünkü eco modda gittik. Yani 5.2 volt harcamış 25 kilometrede. Ve bu durumda 60 kilometre çok rahat ben bununla çıkartırım. Öyle gözüküyor. Bir daha söylüyorum. Ben yaklaşık 80, yani 80-83 kilo arası bir şeyim. Bilginiz olsun. Halbuki fabrika teknik verisi 70 kilo bir insana göre düz yolda 60 kilometre hız. Pardon. 60 kilometre mesafe eco modda. Sanki 60 kilometreden fazla gider. Ama bir daha söylüyorum. Kesinlikle 20 kilometre hızla, yani bu 26 kilometre git bitmedi ya. Bitmiyor yani. Kesinlikle turbo ve çift çeker kullanmak gerekiyor uzun yolda. Önceki cihazıma göre, yani Yuki'ye göre, ben bunu çok rahat bir şekilde eve çıkartabiliyorum, taşıyabiliyorum. Zaten katlama mekanizması sayesinde borusundan tutup çok rahat bir şekilde kaldırıp oraya buraya götürebiliyorum. Arabaya çok rahat bir şekilde sığabiliyor. Peki bir önceki cihazımıza göre hızı nasıl? Tabii ki düşük. Yani çok hızlı bir cihaz değil ama bu cihazda teknik özelliklerinde 58 km hızla çıkıyor, gözüküyordu. Hemen araya bir video koyarak yaptığım hızı size bir göstereyim. Şu an pilimiz 54 voltta, çift çeker ve turbo açık vaziyette. Şu an kayda başladık. Bakalım kaç kilometre hızla çıkabileceğiz. Haydi bismillah. Evet, göstergede 54 kilometre gözüküyordu ama 57 kilometre kaydetmiş. Maksimum 57 kilometre hıza çıkabilmişiz demek oluyor bu. Gayet iyi, gayet iyi. Ve 54 volttaydı pilimiz. Tam dolu volt. 55 volt oluyor zaten bu skuturda. Hani 1 voltta zaten hız yaptığım yere gelene kadar bitmiş vaziyetteydi. Yani GPS'e göre 57 kilometre hıza çıkabiliyor. Cabo Mantis 8. Gayet iyi. Tabii çift çeker turbo. Evet, gördüğünüz gibi 57 kilometre hıza çıkabiliyor ve şunu söyleyeyim. Bakın buradan hemen bir kelepçesi var. Kelepçenin mandallarını şu şekilde açarak, tabii biraz sert oluyor. Bu şekilde mandalları açarak buradaki kelepçeyi yukarı çıkartıyorsunuz ve bunu bu şekilde katlıyorsunuz. Ve bu kelepçe gerçekten güzel bir şekilde sıktığınız zaman hiç titreme yapmıyor, hiç oynama yapmıyor. Yani ben 57 kilometre hızla giderken şaşırdım. İnanılmaz stabil bir şekilde gidiyor. Bunda en önemli faktör şu. Lastikler. Bakın çok küçük ama lastikleri gerçekten çok geniş. 3 inç genişliğinde lastik var. Yani bugün martılara bakarsanız martılar bunun yanında tel maşak alıyor. Onların lastikleri. Gerçekten bu lastiğin genişliği çok geniş. O yüzden çok iyi bir şekilde yere tutunabiliyor. Yani ben manevra yapıyorum. Sağa sola yatırıyorum. Hiç bugüne kadar kayma olmadı.
Hemen lastiklere gelmişken bakın tekerlek kısmında zaten fren sistemimizi görüyorsunuz. Telli bir fren sistemi var ama disk fren iyi tutuyor. Tabii ki hidrolik gibi değil. Yani hidrolik bir başka, şimdi hidrolikle bunu karıştırmamak lazım. Cihazımız boyutsal olarak taşınabilir en iyi çift çeker cihaz ve ağırlığımız da 26,5 kilo. Ya 27 kilo diyelim buna. Hadi 30 kilo diyelim. Yani bir önceki skuterimiz Yuki 41 kiloydu. Yani Yuki'ye göre ben bunu her yere çok rahat bir şekilde götürüp getirebiliyorum. Ve kullanımı inanılmaz keyifli. Bakın hemen göstergesini açayım. Gösterge panelimiz güzel, renkli bir panelimiz var. Bu aslında güzel gözüküyor. Ama gündüz güneş altında ne yazık ki bunu göremiyoruz. Hani ben Yuki'yi aldığım zaman demiştik, ya demiştik böyle en azından renkli bir gösterge olsaymış güzel olurmuş. Yuki için konuşuyorum. Ama ve lakin gündüzün güneş altında giderken bunda hiçbir şey gözükmezken o göstergede gözüküyordu. Yani orada dedik yani gerçekten renkli gösterge olmasa da olabiliyormuş. Düğmeleri göstermek istiyorum. Bakın düğme sistemimiz çok güzel. Gayet güzel yapılmış. Eko turbo modu burada. Tek çeker, çift çeker modu burada. Burada farımız var. Ama farları bu açıyor. Sağ sinyal, sol sinyal ve kornamız. Şimdi buna normalde olmayan bir tane lamba takılmış. Ben aldığımda, ben bunu takas usulü aldım. Yani ikinci el olarak aldım. Bu lamba takılmış gelmişti. Normalde kornamız şu bakın. Yani bisiklet kornası ama bu farla birlikte gelen bir korna olmuş, gayet güzel. Ama bir şey söyleyeyim, bu kornayı insanlar duymuyor ama bu kornaya dikkat ediyorlar. Gerçekten arkada bir şey var deyip kenarı çekiliyorlar ama bu kornanın onlara çalındığının farkına varmıyorlar. İşin kötü tarafı arabalar da bu kornayı duymuyor, yani gerçekten duymuyor. Yuki'de bunun gibi iki tane vardı, biraz daha büyüktü, dolayısıyla daha yüksek ses çıkartıyordu. Bu biraz az kalmış. O yüzden farı açtığımız zaman normalde bu far yanması gerekirken bu far buradan açtığımız zaman otomatik olarak hep yanıyor. Ama burada farları açtığımız zaman işte böyle bir ışıklandırmamız var. Skuterun gayet de güzel duruyor. Arkadan duruşu falan gayet güzel. Bakın sinyalleri çalıştıracağım. Bu sol sinyal, bu sağ sinyal. İki tarafı birden açarsanız böyle bir görüntü olmuş oluyor. Aynı şekilde önde de var. Bakın burada da var bu sinyaller. O yüzden gayet güzel bir aydınlatması var. Yani boyutu küçük ama özellikleri gerçekten çok güzel. Cihazımızın programlarına geldiğimiz zaman zaten bütün skuterlarda aynı özellikler var. Hani bunu Yuki'de anlatmıştım. Burada da hemen hemen aynı şeyler zaten devam ediyor. Bu arada bunun program menüsünde bu şekilde şifreyle girebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Şifremiz de böyle 1500. Bunu da buradan herkese beyan etmiş olduk. P0 tekerlek çap ayarımız. P1 pilin bitme voltajını ayarlayan ayarımız. P4 kilometre mi, mil mi göstersin ayarı. P5 ayakla iterek çalıştırma ya da hayır ayakla itmeyerek direkt gaza basarak çalıştırma. P6 cruise control, 1'de açık oluyor, 0'da kapalı oluyor. P7 kalkış ayarı, agresif kalkış ya da çok sakin kalkış yapılabiliyor şu an sakin kalkışta. P8 elektronik fren. P9 motorların tam güç ayarı, şu an %100 güç modunda. Bakın bir daha göstereyim. Bunu düşürebiliyorsunuz. %90'a düşürebilirsiniz. Ama tabii ki biz her zaman %100'de kullanıyoruz. Ama oldu ki çocuğunuza verdiniz. Hani tehlikeli olduğunu düşünüyorsunuz. Buradan ayarları düşürebilirsiniz. Evet dostlar, skuterumuzun özellikleri bunlardı. Bir de evet, cihazımızın akşam görüntüsü de bu. Tabii hava birazdan kararacak. Karardığı zaman daha da güzel gözüküyor. Ama gündüz bunları açtığınız zaman neredeyse hiç gözükmüyor. Bilginiz olsun. Ya, alınabilecek bundan daha küçük çift çeker cihaz var mı? Bilmiyorum. Varsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Ben görmedim. Şunu da söyleyeyim. Çift çeker olduğu için boyut olarak bundan daha büyük piyasada satılan, marka isim vermek istemiyorum ama boyutları bundan daha büyük, lastikleri bundan daha büyük ama tek çeker olan, wattı da belki bundan daha güçlüydü emin değilim ama o tip cihazlara gerçekten hız olarak, kalkış olarak acayip şekilde ders veren bir cihaz, bilginiz olsun. Bunu da kenara bir dipnot olarak yazın.